bana sağlanan bu imkanlar neden kardeşime sağlanmadı diye? Ben koleje giderken neden benim kardeşim koleje gitmedi diye hiç sordun mu? Ömer, of Ömer, of! Ay iyi ki geldin Figen. Bir lokma yemek yediremiyorum babana. Hay, ilacın üstüne yazmış doktor tok karnına içilecek bu diye. Yok, inat etti, yemiyor. Kık diye önümüzde gidecek de. Ay Allah'ım, yazdıysan boz ya Rabbim. Hadi bak, seni dinler, kıyamaz o sana. Ha? Söyle de içsin çorbasını. Kızım, kime diyorum? Ne oluyor kızım? Köşkte bir şey mi oldu ha? Ne oluyor? Niye böyle rengin bembeyaz senin? Anne, Ronalar neden hiç ayırmadan Sevda ile bana aynı şartları sundular? Ebru'ya böyle bir şey sunulmadı. Ebru'nun okuma niyeti mi vardı kızım? Yani küçücükten beri o ses dergilerini karıştırır, işte artistlere bakar, hayaller kurardı. Bunu sen de biliyorsun Figen. Evet, ben biliyorum da Harun Bey bilmiyordu kendini. Hem bilse bile o herkese eşit davranır. Yani bana ne imkan sunduysa Ebru'ya da sunması gerekirdi. Neden yapmadı? Niye böyle ahiret soruları soruyorsun sen geçmiş karşıma? Ne bileyim ben? Senin notların iyiydi. İşte akıllıydın, usluydun. Harun Bey de bunları fark etti demek ki kızım. Sen durup dururken niye böyle sorular sordun şimdi bana? Ha? Ne oluyor? Yok bir şey. Boş ver. Macide Hanım garip garip konuştu da. O yüzden. Macide Hanım'ın her zamanki halleri işte. Hadi sen onu bunu boş ver. Bak, babana bir lokma yemek yedirelim. Ben tepsiyi hazırladım. Hadi kızım. Hadi, hadi benim bal peteğim. Hadi canım, ha? Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi bakalım, doğru arabaya. Hadi, binin çocuklar. Ömer. Ömer. Ha Asuman. Ne bu telaş? Macide Hanım telefonda konuşurken duydum. He. O Cemre'nin babası var ya. He. Yaşıyormuş. Kaçmış. Ya buraya çıkıp gelirse diye kadın çoluğu çocuğu toparladı gittiler. Ama ben dedim. Ben başından beri dedim. O küçük kız bizim başımıza bir iş açacak dedim başından beri. Asuman nereye götürdü çocukları? Ne bileyim nereye götürdü işte. Bir doktor moktor dedi götürdü bir yerlere. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Ömer, ne oluyor? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Cemre, Mustafa'nın kızı. Ya biliyorum. Mustafa, bu bizim Yılmaz. İsmail'in oğlu Yılmaz. Mustafa mı? Sen bunu biliyorsun. Sen bunu biliyorsun, bana söylemiyorsun.
İkigen de bilin. Siz ne işler çeviriyorsunuz Ömer? Tamam Asuman, tamam. Ya öyle peş peşe sorular sorup durma. Gel otur şöyle. Otur. Otur şöyle. Dur. Ben de önünü sonunu bilmiyorum bu işin. Yılmaz. Katil. Asuman. Şimdi bırakalım bu konuyu da. Sen diğer mevzuyu konuşabildin mi? Konuştum gittim Macide. Macide Hanım'a. Dedim Figen sorular sorup duruyor. İşte pışpışladı yolladı beni. Peki Figen'e bir şey söyledin mi? Ne söyleyeyim Figen'e Ömer? Bir şey söyleyeyim de Macide hayatımızı mı karartsın bizim? Asuman. Bak benim kızım diktir, asidir. Aklına bir kurt düştü mü o kurdun peşi sıra her dağa gider. Bu işi didik didik araştırır. Ömer biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Başımızda bunca dert varken bir de o dert ortaya çıkarsa hepten yanarız. Hangi birine dikkat edeceğiz acaba biz? Hangi birine dikkat edeceğiz? Mustafa'ya mı? Yani Yılmaz'a mı? Figen'e mi? Neye dikkat edeceğiz? Neye? Asuman. Ebru ile konuşsan da onu köye meye yollayalım ha. Uzaklaşsın biraz burada. Ben kızımı köye meye yollamam. Başımızda bunca dert varken dursun dizimin dibinde. Katil. Yılmaz katil. Al can. Yok ya gece gece. Ya ye hazmettirir bu elma işte. Hadi ver, şey ver. Cemre nerede? Sinan'la oynamak istedi biraz. İyi iyi, orada yatsın. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. Bu Cemre'yi başımıza bırakmasınlar da bakalım diye. Asuman, ya senin çenen de iyice açıldı ha. Yalan mı Ömer? Ya bu saatten sonra bir daha ben başkasının çocuğuna bakamam. Demek kayıkçıya yetişemedin. Zaten bütün hikayeler böyle bitmez mi? Kayıkçıya yetişemezsin ve giden gider. Siz yaptınız. Beni siz kıstırdınız yetişemeyim diye. Akıllı adamsın Mustafa. Ne diyorsun? Vazifeyi kabul ediyor musun? Ya Harun Rona beni fedaisi olarak kabul etmezse? Defol git derse, bana saldırdın derse, ki diyecek. Orada anlamadığın bir şey var Mustafa. Devlet işinde olmazsa, almazsa diye bir şey olmaz.
Olmazsa olduracaksın. Almazsa kendini aldırtacaksın. Çünkü bir kere vazife başladı mı, artık dakika başı bizi telefonla arayıp ne yapacağını soramazsın. Bu işin katibi de, kılavuzu da sensin. Gereken neyse onu yapacaksın. Bana Mustafa'yı gönderme derlerse göndermem. Seni o gemiden de aldırırdım. Kızım ne olacak? Ronaların onun üzerindeki emellerini biliyorsunuz. Ne olacak? O riski Harun şimdilik alamaz. Ne demek şimdilik? Yani sana bağlı. Eğer Harun güçlenirse kızının böbreğini bugün almazsa yarın alır. Şimdi itidalli davranıyor. Mesela bak seninle gelip kendi eşine mani oluyor. Neden Mustafa? Çünkü devlette başı derde girsin istemiyor. Kabul. Güzel. Peki son bir soru Mustafa. Figen. Onunla alakan ne? Anladım. Evet Mustafa, şimdi vazife zamanı. Harun'un karşısına çık ve açık açık konuş. Anladım. Ha, bir de Figen. Harun araştırırken Figen'le ilgili bir bilgiye ulaşmıştık. Figen mi? Ne ilgisi var? Var. Bu bilgi bizim işimize yaramadı ama belki senin yarar. Okuyunca anlayacaksın. Her halükarda bilmende fayda var. Nasıl yani? Figen. Rona mı? Bu şüpheyle yaşamak çok zor artık benim için. Biz ne yaparsak yapalım bu Ronalar bizi neden kovmuyor? Allah Allah. Allah Allah. Nereden çıkıyor şimdi bunlar sabah sabah? Nereden geliyor senin aklına böyle şeyler Figen? Yani ne bileyim anne. İnsan düşünmeden edemiyor. Ya bu kadar göze batıp neden hala kovulmuyoruz biz? Seviyorlar bizi. Aileden gibi görüyorlar. İyi de sonuçta babam Mustafa konusunda Ronalara yalan söyledi, değil mi? Böyle bir şey görmezden gelindi. Ben zaten sürekli haddimi aşıyorum. Macide Hanım köpürüyor, ondan sonra nasıl oluyorsa bir anda unutuveriyor. Hadi bunlar yetmiyormuş gibi bana burada ev tahsis ediliyor. Üstüne bir yıllık maaşımı istiyorum. Hiç itiraz bile edilmeden veriliyor. Anlayamadım ben, neden? Kızım, ya biz de bir dediklerini iki etmedik. Emeğimiz çok. Hem seni de çok severler, bakma. Bence başka bir şey var. Yani başkası olsa gözünün yaşına bile bakmazlardı. Ya kızım, sen iyi misin? Ters tarafından mı kalkıyorsun yani? Ya biz gidersek ne yapacaklar bunlar? Ha? Ne demek ne yapacaklar baba? Bizden başka insan mı yok? İhtilal var, millet kırılıyor işsizlikten. Hah, bak ne güzel diyorsun işte.
Millet işsizlikten kırılıyor. Sen böyle burnunun dikine gidiyorsun. Kızım bir susarlar, iki susarlar. Üçüncü de bizi kapının önüne koyarlar. Yeter artık Figen ama. Ne hissediyorum biliyor musunuz? Sanki benden bir şeyler saklanıyor. Nerede bu kız? Cemre nerede? Ben bakarım dedin. Ne oldu? Bilmiyorum, buralardaydı. Sinan'la değil miydi o? Hayır. Sinan şimdi istiyor Cemre'yi. Mustafa'ya mı teslim ettin yoksa? O hapiste değil mi Macide Hanım? Belki de geldi, aldı, götürdü. Bana bak Figen. Eğer bir şey biliyorsan söyle. Bana bırakın dedin. Tamam, sana bıraktık. Ben o an kızgınlıkla söyledim herhalde. Oluyor ya hani size de. Öyle pat diye bir şey söylüyorsunuz, ondan sonra da olur öyle diyorsunuz. Sen benimle bir misin? İşte bilemiyorum. Şimdi karakola gidiyorum. Çabuk Kenan'a söyle arabayı hazırlasın. Kenan burada yok. Sabah Sevda Hanım'ı götürdü. Bir taksi tutun bana. Sen küçükken de böyleydin. Büyüdün, kazık kadar oldun, yine aynısın. Seni ben hiç anlamıyorum. Hiç. Kızım, ne yapıyorsun sen? Bak seninle başka konuşacağım ha. Ben de seninle başka konuşacağım baba. Biliyorsun sana çok güvenirim. Bilmek istiyorum. Küçüklüğümden bu yana benden sakladığınız bir şey var mı? Yok kızım, ne saklayalım? Hiçbir şey yok mu baba? Ya ne saklayalım Allah Allah? Ya bütün derdimiz bitti, bu mu çıktı şimdi ha? Baba ben dün annemi duydum. Duydum sizi. Başka bir çocuğa daha bakamam dedi. Ne demek istedi? Başka kimin çocuğuna baktınız ki siz? Annen şimdi kimin dedikodusunu yaptıysa ben duymuyorum onu. Sen de yanlış kulak duymuşsun, yanlış anlamışsın. Benim taksi çağırmam lazım. Bir de durduk yere fırça yemeyelim Macide Hanım'dan. Yüreğimde sadece iki şey vardı. Biri Mustafa, biri de şüphe. Mustafa gidince geriye sadece şüphe kaldı. Bütün taşlar aslında yerine oturdu. Sadece bir taş eksik kaldı. Belki bu hakikatta hiç kimse mutlu olmayacak. Ben de olmayacağım. Ama bilmemektense bilerek mutsuz olmayı tercih ederim.